meme kitleleri hastaların polikliniklere başvurularındaki ana sebeplerden biridir. Hastalarımız panik ve endişe içerisinde memelerinde kitle olduğunu söyleyerek meme polikliniklerine başvurmaktadırlar. Fakat hastalarımızın bilmesi gereken en önemli şey, memede tespit ettiğimiz kitlelerin aslında büyük çoğunluğunun iyi huylu olduklarıdır. Dolayısıyla bu kitlelerin araştırılıp iyi ya da kötü huylu olup olmadığının hastaya bildirilmesi son derece önemlidir. Hastalar memede kitleleri nasıl tespit ederler? Genellikle rastlantısal olarak ya da memede bir ağrı meydana gelmesi sonucunda, memede çekintiler, deri çekintilerin meydana gelmesi ya da meme başından akıntı olması hastayı uyaran sinyallerdir. Hasta başvurduğunda yaşına uygun olarak genellikle 40 yaş altında meme ultrasonu ve meme MR'ını kullanıyoruz görüntüleme metodu olarak. İleri yaşlarda yani 40 yaşın üzerinde hem taramada hem de bu tip kitlelerin tespiti sırasında mamografi ile birlikte meme ultrasonu kullanılır ve gereği halinde meme MR'ı ile takviye yapılır. Ultrasonlarda yapılan sonuçlarda genellikle genç hastalarda fibroadenom dediğimiz memenin destek dokusundan kaynaklanan iyi huylu kitleleri ve kistleri oldukça sık görüyoruz. Bunlar herhangi bir maligniteye yani kötü hastalığa dönüşümü söz konusu olmayan kitlelerdir. Memede şüpheli bir kitle gözükürse bunun hücresel olarak tanısının konması gerekmektedir. Yani iyi huylu bir tümör mü, kötü huylu bir tümör mü? Bunu net anlayabilmemiz için genellikle ultrason eşliğinde kalın iğne biyopsileriyle biyopsiler yapılarak buradaki kitlenin vasfı yani orijini, kökeni araştırılır. Bunun sonucuna göre de ilgili tedaviler sonuçlandırılır. Memedeki iyi huylu kitleler de kötü huylu kitleler gibi büyüme potansiyeline sahiptir. Yani iyi huylu olan bir kitle büyümez, sabit kalır diyemeyiz. Ve iyi huylu kitlelere de cerrahi tedaviler olabilir. Özellikle genç kadınlarda, 20-40 yaş arasında gördüğümüz genç kadınlarda fibroadenom dediğimiz kitleler boyutlarında büyüme olması sonucunda cerrahi olarak çıkarılmaya adaydırlar. Söylemek istediğimiz meme kitlelerinde korkuya yer yoktur. Hepsinin zamanında tespit edilmesiyle tedavisi mevcuttur. Son zamanlarda tıbbın ilerlemesi, özellikle meme cerrahisinde onkoplastik cerrahinin ilerlemesiyle çok iyi sonuçlar almaktayız. Bizim burada hastalarımızdan istediğimiz ana şey düzenli olarak kendilerini muayene etmeleri. Genellikle bu muayenede adet gören hastalarımızda adetten sonraki haftada hep aynı gün, adet görmeyen hastalarda ise ayın hep aynı gününde kendilerini muayene etmeleridir. Memelerinde herhangi bir sertlik, asimetri, meme cildinde çekinti, meme başında akıntı, ağrı gibi şikayetler varsa bir meme cerrahına başvurmalarını öneririz. Onlar için umutlu konuşmak istiyorum. Çünkü çok ileri gitti meme cerrahisindeki tedavilerimiz. Kitleleri bir an önce tespit etmek onların yapabileceği en güzel şeydir.